Değerli izleyicilerimiz, bugün yine Melbourne'deyiz. Bu sefer farklı bir mekandayız. Bu akşam misafirlerimiz var. Daha doğrusu ben misafir oldum. Bir gruba misafir oldum. Bu grup çok farklı bir grup. Bu grubun içerisinde mühendislerimiz var. İnşaat mühendislerimiz var. Bir tane makine mühendisimiz de var. Ben yeni tanışma fırsatı buldum. Aslında grup uzun süreden beri faaliyette. Birazdan daha yakından tanıyacağız grubumuzu. Grubumuzun ana amacı Avustralya'da yaşayan, Türkçe konuşan inşaat mühendislerimizi bir araya getiriyor. İster burada yetişmiş, ister Türkiye'den gelmiş, ister Türkiye'den mezun olmuş, burada şu anda öğrenci olan içeride inşaat mühendislerimiz var. Şu anda arka planda gördüğünüz gibi bir toplantı halindeler. Biz biraz toplantının dışına çıktık. Biraz daha bu grup hakkında bilgi almak istiyoruz. Yanımıza da grubun kurucularını, medya sorumlularını aldık. Şimdi birazdan onlarla tanışacağız. Yanımda sırayla gidersek Öngüç Yücel Bey var. Kendisi inşaat mühendisi. Ersin Genç Bey var, kendisi de inşaat mühendisi. Hemen yanımızda daha önce yakından tanıdığınız Yasemin Dilbaz hanımefendi var, kendisi de inşaat mühendisi. Hemen yanında Onur Korkmaz beyefendi var, kendisi de inşaat mühendisi. Grubumuzun adı ATCE, yani Australian Turkish Civil Engineer diye geçiyor. Hemen sözü fazla uzatmadan yanımda Öngüç Bey'e ben mikrofonu vereceğim. Öngüç Bey'den bu grubun kuruluş aşamasında hakkında bilgi almak istiyoruz. Nasıl kuruldu? Grubun amaçları nelerdir? Hangi faaliyetleri yapıyorlar? Kısa bir bilgi alacağız kendisinden. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için. Bu kuruluş ben özel bir firmada çalışırken Türkiye'den iki tane inşaat mühendisi gelmişti, ODTÜ mezunu. Ve benimle bir şekilde iletişime geçtiler ve iş aradılar. Çok yardımcı olmaya çalıştım ciddi anlamda. CV'lerine baktım, iş bulmaları için şirketlere yönlendirdim, isimler verdim, görüştürdüm ama bir türlü olamadı ve bu arkadaşlar Türkiye'ye döndüler. Birisi Rusya'ya gitti, daha sonra öbürü ne yaptı bilmiyorum. Ve bu biraz bende gurur meselesi oldu. Yani dedim buna bir çözüm bulmamız lazım bizim, bu böyle olmaz. Yani benim de LinkedIn'den bildiğim inşaat mühendisleri arkadaşlar vardı ama hep ayrı ayrıydık. Ve herkese LinkedIn'e tek tek yazdım. Böyle bir fikir var aklımda. Bir araya gelelim, güç birliği yapalım ve bu arkadaşlara olabildiğince yardımcı olalım. Yani bir araya gelelim dedim ve ciddi anlamda cevap veren arkadaşlar oldu. İşte Onur olsun, Ersin olsun, daha sonra Yasemin de bize katıldı sonrasında. Yani ufak bir grupla başladık. Ufak bir grupla başladık. Aynen, yani amacımız tamamen teknik seminerler üzerineydi. Buraya gelen arkadaşlara buranın standartlarıyla ilgili, buranın inşaatıyla ilgili bilgiler verip onları bilgi sahibi etmek ve iş bulmalarında faydalı olmaktı amaç. Evet. Bu şekilde başladık. Daha sonra bu 2012'de başladık buna. 2019'du sanırım, dernekleşelim dedik hep beraber. Teknik seminerler yapıyoruz düzenli olarak. Her sene Ocak ayında da piknik yapıyoruz. Çoluklu çocuklu herkes beraber geliyor. O şekilde bir sosyal bir grup oluştu. Yani 2012 ve 11 sene olmuş grubumuzun kuralı. Yani 11 senedir uzun bir... Yani evet, evet. 11 senedir dediğim gibi faaliyetteyiz. 2019'da resmileştik. Ve şu anda teknik seminerlerimiz devam ediyor. Pikniğimiz devam ediyor. Ve daha da büyümek istiyoruz işin açıkçası. Teşekkür ederiz. Benim ismim Ersin, Ersin Genç. 3 senedir kendi proje büromu yönetiyorum. Ortağımla birlikte bugün buraya da olamadı bizimle. Başkanımızın başkan yardımcısı. Kendi adıma yani söyleyebileceğim şey, bizim sağ olsun Öngüç bizi bir araya bundan 10 yıl önce demiştin galiba getirmişti. Sonra çok hızlı ilerledik ve dedik ki biz bir dernek haline gelelim. Zaten o bilgi paylaşımıyla başlamıştı başlangıçta. Bunu biraz daha kurumsal, daha dernek şeklinde dönüştürelim dedik. Ve aynı zamanda Öngüç'ün de değindiği gibi yurt dışından Türkiye'den gelip de iş bulmakta zorluk yaşayan, adaptasyonda zorluk yaşayan insanlara da yardımcı olalım niyetindeydik. Bu toplantılarımız hep... Çok çeşitli toplantılar yapıyoruz, çok çeşitli seminerler yapıyoruz. Bu seminerlerde detaylara girersek neler anlatıyorsunuz, neyin üzerine duruyorsunuz daha çok? Şimdi inşaat mühendisi tanımı çok geniş bir tanım olduğu için yani uzmanlık gerektiren bir sürü disiplinden oluşan bir
bir disiplin. Dolayısıyla herkesin her şeyi tam olarak bilmesi çok zor. Burada bizim yaptığımız şey herkesin kendi uzmanlık alanını masaya getirip birbirimizden bir şeyler öğrenip birlikte kolektif bir şekilde ilerleyebilmek. Tabii bundan da aynı şekilde bununla paralel olarak da diğer yeni gelen arkadaşlarımızın, yeni mezun olan arkadaşların da bir tanıtım, piyasaya bir giriş hazırlığına ön ayak olmak diyebiliriz. Evet, seminerlerde ağırlıklı olarak eğitim ağırlıklı seminerler veriyoruz. Tabii yani resume yazma nasıl yazılır, bu yurt dışından gelen arkadaşlarım dediğim gibi yani onların iş bulması için nasıl stratejiler takip etmeleri, networking çok büyük bir araya gelmemizde, her bunu yapmamızda bir networking de doğal olarak oluşmuş oluyor. Dolayısıyla birçok arkadaşımız da bu bizim hazırladığımız seminerler aracılığıyla işlerini buldular, daha sonra farklı işlere şey yaptılar, atladılar. Buradaki en büyük sıkıntı tabii ki dışarıdan gelenlerin yaşadığı ilk işi bulmak çok zor bir şey. Biz de bunda bir, en azından bir adım olma amacındayız. Seminerlerde hem teknik olarak hem de networking olarak hem de dayanışma olarak bunu da destekleyen, aynı zamanda daha ileri engineer'ların da teknik paylaşımını sağlayabilmekte bir ön ayak olmuş oluyor. Teşekkür ederiz. Yanımızda Gamze Yılmaz Sanım Efendi de var. Kendisi de kurucu üyelerinden. Benim gördüğüm kadarıyla kendisi toplantıda bilgisayarın başında toplantının içeriklerinin notlarını alıyor, gelenleri kaydediyor, gelenleri yönlendirme yapıyor. Gamze Hanım'a şimdi bizim programımızı Türkiye'den izleyenler olabilir veya Avustralya'ya gelmek isteyenler olabilir, inşaat mühendisi olabilir veya burada yaşıyordur, şu anda öğrencidir, bilgi almak isteyebilirler, bu gruba katılmak isteyebilirler. Yasemin Hanım, o detaylara girmek istiyorum. Bir de grubun çalışma sisteminin hakkında kendisinden bilgi almak istiyoruz. Teşekkur ederim. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz ve grubunuzun faaliyetlerinden teknik olarak bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Gamze Yılmaz ben. 2016 yılında üniversiteden mezun oldum. 2019'da Avustralya'ya geldim. 4 senedir buradayım. Yer yer kendi işimi yapmadım. Şimdi artık inşaat mühendisliği yapıyorum. İnşaat mühendisliğinin de geoteknik alanında çalışıyorum. Atça'yı da burada gördüğünüz, tanıştığımız arkadaşlarımızla beraber kurduk, devam ettiriyoruz. Kendi aramızda inisiyatif almak isteyen arkadaşlarımızla 4 ayrı grup oluşturduk. Bir tanesi seminer grubu, birisi medya grubu, marketing grubu ve bu diğer evrak işlerini halleden, finans işlerimize bakan bir diğer grup. Medya grubumuzda YouTube üzerinden, LinkedIn üzerinden detayları paylaşacağım. Facebook üzerinden bizi takip edebilirler. Orada eğitim programlarımızı paylaşıyoruz. Aslında birbirimizle entegre çalışıyoruz. Eğitim programlarımız da iki kol üzerinden devam ediyor. Hem kendi aramızda uzman olduğumuz konularda ya da hani üzerinde çalıştığımız konularda arkadaşlarımızı bilgilendirmek, yeni gelen arkadaşlarımız evet böyle bir şey de yapıyoruz burada diye bir kapı açmak için bildiklerimizi paylaşıyoruz. Daha sonra hani Avustralya özelinde de burada işleyen sistem nedir, ne yapıyoruz, entegrasyon nasıl olmalı, Türkiye'deki mühendisliklerini burada nasıl saydırabilirler? Bu gibi konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Marketing konusunda da hani Türkler burada büyük bir komünite aslında ve çeşit çeşit işler yapıyorlar. Ve onlarla aslında bizim kurduğumuz bu network ağında bir birleşim sağlamak istiyoruz. Bunun için hali hazırda yaz mevsiminde bir yaptığımız pikniğimiz var. Hani 10 senedir devam eden. Bunu bir de kışın yaptığımız bir etkinlik haline getirmeye çalışıyoruz. Eğer yapabilirsek herkesin gelmesini, katılımını ve aslında işçiyle hani işvereni buluşturmak gibi bir amaçla ilerlemeyi düşünüyoruz. Finans grubu aslında bel kemiği takımın. Çünkü bütün government'la ilgili işleri onlar hallediyor. Dokümantasyonu onlar tutuyorlar. Bu şekilde koordine bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Yani işiniz gibi gayet profesyonel bir çatı altında buluşmuşsun. Profesyonel bir iş çıkarmaya çalışıyorsun. Evet, herkes kendi özel zamanından ayırıyor bir şekilde. Aslında herkes gönüllü. Evet, herkes gönüllü burada. Ve aslında sadece bu gelen arkadaşlarımıza yardımcı olmak, kendi aramızda bir bağ kurmak ve kuvvetlendirmek. Hani onu yaşatmak için aslında böyle bir şey yapıyoruz. Çünkü buraya gelen herkes ilk geldiğinde sudan çıkmış balık gibi hissedebilir kendini. Hepimiz o yollardan geçtik. Ve bir şekilde aslında onların önünde kapısını çalabilecek birisi olmak bizim için onur verici bir şey yani. İsmim Yasemin Dilbaz. Kendi inşaat mühendisi, yapı mühendisi olarak bir kendi şirketim var. 5 seneden beri onu işletiyoruz. Bu gruba aslında çoktan katıldım ama şimdi böyle biraz daha aktif olarak elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum.
Bana medyayı ya da medya sorumluluğunu verdiler. Bu grup olarak bütün üyelerimizi toplumumuza daha fazla iyi bir şekilde entegre etmek istiyoruz. Şimdi Onur Bey'in kendi tecrübelerinden faydalanacağız. Onur Bey yaklaşık 21 yıllık inşaat mühendisi. Kendisi uzun yıllardır Avustralya'da yaşıyor. Türkiye'den de inşaat mühendisi tecrübesi var. Grubun abilerinden diyebiliriz. Kendisinin tecrübelerinden grup üyeleri faydalanıyorlar. Hem teknik açıdan hem de hayat tecrübesi açısından ben öyle görüyorum. Onur Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Bir de bu grubu tecrübelerinizle gelecek açısından nasıl görüyorsunuz? Evet, merhabalar, Onur Korkmaz. İlk olarak 2012 senesinde gelmiştim Avustralya'ya. Bir 5-10 sene kadar Türkiye ve Rusya'da çalıştıktan sonra buraya master yapmaya geldim. İşte geldiğim ilk zamanda Öngüç'le tanıştım. Ondan sonra da işte Öngüç'ün öncülüğünde dernek, o zaman dernek değildik ama sosyal anlamda görüşmelere başladık. Ve işte Öngüç sayesinde de diğer arkadaşların hepsiyle tanışma fırsatımız oldu. İşte Öngüç'ün de bahsettiği gibi 2019 yılında da resmi olarak dernek altında resmi olarak devam etmekteyiz. İşte dediğim gibi 5-10 sene Türkiye ve Rusya'da çalıştıktan sonra buraya master yapmaya geldim. Master sürecinde maalesef istediğim şekilde mühendislik anlamında bir iş yapma fırsatı bulamadım. O yüzden 2014'te master'ı tamamlayınca Türkiye'ye geri döndüm. Türkiye'de çalışırken bir şantiye şefliği yapıyordum. Orada çalışırken kalıcı oturum vizesine başvurdum ve 2016'da tekrar geri geldim. 2016'dan bugüne kadar da buradayım. Burada çalışmaya devam ediyorum. İşte 2019'da derneği kurduk. Yani benim dernekte aktif olma amacım kendi yaşadığım 2012-2014 arasında yaşadığım o sıkıntıları yeni gelen arkadaşların da yaşamalarını istemiyorum. Onlara bir nebze de olsa, küçük de olsa bir yardımda bulunmak istiyorum. Tek amacım odur. Çok basit şeyler aslında çok zor olabiliyor. Yani hani bilen birisi size çok basit bir şey söylese o önünüzü bayağı bir açabilir. Ama işte onu duyabilecek birilerini bulmak mesele. İşte bu derneğin de esas amacı o. Yani bir şekilde o yeni gelen arkadaşlarımızı burada kucaklayıp onlara teknik anlamda ve sosyal anlamda bir şeyler öğretebilmek, önlerini açabilmek. Yani benim tek isteğim, tek amacım o yeni gelen arkadaşlarımız burada zorlanmasınlar veya yani mühendis olmuş, üniversite bitirmiş, yüksek lisansını yapmış ama hala garsonluk yapıyor. Bu tabii ki her mesleğin her meslek saygıdeğerdir ama yani o kadar eğitim aldıktan sonra garson olarak devam etmemelerini bir şekilde sağlayabilmek amacıyla onlarla bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz biz de. Değerli izleyicilerimiz, grubumuzun ATCE, Australian Turkish Civil Engineer grubunun kurucu üyeleriyle görüştük, görüşlerini aldık, kuruluş amaçlarını öğrendik. Ben şunu açıkça ifade etmek istiyorum, ben de bu ülkeye öğrenci olarak geldim. Öğrenci olarak bu ülkeye gelmenin bin bir türlü zorluğu var. Yerleşmenin, uyum sağlamanın bin bir çeşit zorluklarından birkaç tanesidir belki. Özellikle Türkiye'de eğitim aldıysanız o eğitiminizi burada devam ettirmek istiyorsunuz. Bunun çeşitli yolları var. Biraz önce dinledik. İsterseniz Türkiye'den buraya direkt permanent yani oturum vizesiyle girebiliyorsunuz. Yani oturum vizesi demek buranın seçilme hakkı hariç, pasaport hariç bütün haklarından faydalanmanız demek. Normal buranın bir vatandaşı haklarını almış oluyorsunuz. Sağlık sistemi dahil. Ben uzun yıllar gazetecilik yapıyorum bu ülkede. Uzun yıllar birçok dernek vakıflara girip çıktım, onların haberlerini yaptım. Yalnız ilk defa böyle bir grupla karşılaşıyorum. İlk defa böyle bir grubun gerçekten belli bir dalda buraya gelen öğrencilere sahip çıkmasını görüyorum. Yıllardır beklenen, özlenen bir şeydi aslında bu. Belki bu bir adım olacak.
şöyle bir adım olacak. Belki bu grup diğer meslek dallarına örnek olacak gibi geliyor bana. Şimdi bu inşaat mühendisi olarak başladı. Belki arkadaşlar kendi inşaat mühendisi, makine mühendisi olarak ekleyebilirler, çoğaltabilirler mühendislik alanında. Ama bu ileride bir belki başka bir grup hemşirelik, sağlık sektörüne girebilir mesela. Başka bir grup hukuk sektörüne girebilir. Oradan savcısı, hakimi, avukatı, hukuk dalında ne varsa, oradan doktoru, hemşiresi, klinik laboratuvarcısı artık ne varsa onların kendine tecrübelerini paylaşabilirler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ben şahsen çok gurur duydum. Burada bulunmaktan da gurur duydum. Çünkü biraz önce ben içerideydim. Şimdi bu içeride bu içerideki herkes şu anda bu grubun kurucusu değil ve çok gençler var aramızda. İnanır mısınız? 2022 üniversite mezunu dahi var içeride. Siz yaşlarını düşünün. Avustralya'ya gelmişler. Şu anda 3 aylık olanlar da var. Yol arıyorlar. Bu grup onlara tabiri caizse yollarını çizecek, ışıklandıracak ve onlara yol gösterecek. Böyle grupların devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim sizlere de. Kabul ettiniz. Böyle bir grubu kurmak gerçekten gönüllü olarak vaktinizi ayırıyorsunuz. Hepinizin işleri var, ailesi var. Ama gönüllü olmadan da olmuyor. Siz bunu artık gerçekleştiriyorsunuz. Tekrar çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Grubumuz toplantının sonuna geldi. Toplantının sonunda yeni bir grup üyesi var yanımızda. İsmi Melike Deniz. Kendisi çok uzun yıllardır Avustralya'da değil anladığımız kadarıyla. Buraya eğitim için geldi. Kendisine sorular sormak istiyoruz. Mikrofonu size veriyorum. Teşekkürler. Öncelikle ne kadar oldu Avustralya'da yaşayalı, geleli? Bir yıl oldu. Önce dil okulu aldım. Daha sonrasında master'a başladım. Bu ikinci dönemim. İnşaat mühendisliği ile alakalı yine engineering management üzerine eğitim alıyorum. Onun dışında buraya geldim. Arkadaşlarımızla tanıştım. Bizden daha önce gelen, burada deneyim kazanan, aynı zamanda kendilerini geliştirmiş olan, belli bir noktaya taşımış olan arkadaşlarımız var. Ve deneyimlerini bizimle paylaşmaları çok değerli. Siz tabii ki Türkiye'nin inşaat mühendisliği mezunu. Evet. Hangi üniversiteden mezunsunuz? Kocaeli Üniversitesi. Kocaeli Üniversitesi'nden mezunsunuz. Türkiye'de tecrübeniz var mıydı? Evet, vardı Türkiye'de. Burada da şu anda kalıcı olarak geldiniz. Yani kalıcı olarak iş yapmak istiyorsunuz burada. Evet. Bu gruba katıldınız. Gruptan beklentileriniz nelerdir? Yani biz genel olarak hani inşaat mühendisliği deyince yaşadığınız ülkenin standartları, o ülkenin kullandığı programlar, beklentileri, yönetmelikler vesaireler çok önemlidir. Bu standartları Türkiye açısından evet biliyoruz. Ama Avustralya için bir deneyim kazanmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız da bu standartları, yönetmelikleri, gereklilikleri bizimle paylaşıyorlar. Paylaşacaklar da önümüzdeki süreçlerde. Böyle yani evet. Bu bizim için önemli. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.